Merhaba gençler. Başlıktan da anladığınız gibi uzmanların açıkladığı rakamlar var. Özellikle çocuklarda ciddi risk grubu oluşuyor. Bu omikron varyantı ve virüs. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Tabii buna geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonuna kadar izlerseniz neyin olduğunu anlarsınız. İyi seyirler. Şimdi gençler uzman açıkladı. Omikron çocuklarda hedef alıyor. Çocuk sağlığı ve hastalığı uzmanı Doktor Ersin Sarı, koronanın sonuna geldiğini düşünüldüğü şu günlerde yeni bir varyant olan omikron ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. Sarı, omikron doğrudan çocuklarımıza hedef aldığı ekledi. En hızlı yayıldığı yaş oranı 0 ile 5. Küçük yaş gruplarında yer alan çocuklarda henüz aşılama yapılmadığından bir diğer etki de yetişkinlere yayılmasında da etkili olması. Bu sebeple koruyucu aşı olmayanların çocuklarda uzak durması önemli. Koronadan farklı olarak çocukların %15'in özellikle parmaklarda döküntü görülüyor. Bunu yetişkinlerde de görüldüğümüz ateş, vücut ağrısı, iştahsızlığı ve baş ağrısı gibi etkileri de takip ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar uzmanlar uyarıyor. Bu omikron varyantı özellikle zaten ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara aşılanma olmadığını baz alaraksa hani baz alınıyor ve buna karşı omikron varyantı en çok zaten ilkokulda ortaokuldaki gençleri etkiyor. Çünkü bunlar daha aşılanmaya başlamadığı için en çok vakada bunlar arasında yayılıyor ve buna aşı olmadığı için de maalesef hem omikron varyantına yayıyorlar hem de kendileri büyük bir risk grubunda. Aslında şunu düşünmek lazım. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelere kapanma geleceğini her zaman bahsediyoruz ya. Aslında burada şöyle bir baktığımızda özellikle uzmanların yaptığı açıklama baktığımızda asıl kapanmanın ilkokul ve ortaokulların lise ve üniversitelere göre daha yüksek oranda gelme ihtimali var. Yani ilkokul ve ortaokulların lise ve üniversitelere göre kapanma ihtimali daha yüksek. Yani herhangi bir kapanma gelirse burada şunu anlıyoruz ki ilkokul ve ortaokullar öncelikle kapanacak yerler olacaktır. Eğer okullara bir kapanma gelirse. Siz bu uzman açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepinizi yorum kısmına razı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerin aşılanmaması ve omikron varyantının aşısızlığı arasında hızlıca yayılması gençleri bu konuda çok çok tedirgin ediyor. Özellikle aileleri çok çok tedirgin ediyor. Zaten velilerin tek isteği üniversitelerin ve ilkokul, ortaokul, liselerin isteğe bağlı olması. İsteyen gitsin, isteyen gitmesin. Onlar bunu istiyor. Tabii dediğim gibi omikron varyantı Avrupa'da biliyorsunuz yayıldı. Daha önce de video atmıştık. Etkisi büyük oldu. Ve bu etki Türkiye'de nasıl olacak? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Sizce ilerleyen günlerde nasıl olay olacak? Hepinizi yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.